Dönün. Buraya bir tane. Yolda giderken tabi biz röportaj yapmak için yabancı uyruklu bir kişiyle röportaj yapmak için Gaziantep'ten Şanlıurfa'ya yola çıktık. Aracımızda Umut, rahmetli Umut arkadaşımız, Muhammed arkadaşımız ve Bekir arkadaşımız vardı. Onlarla birlikte ben de vardım. İhlas Haber Ajansı'nın canlı yayın arabasıyla gidiyorduk. Yaklaşık olarak saat 10.30'da sabah 10.30'da Nizip ilçesi öncesinde 10 kilometre öncesinde sağa çekilmiş araçları gördük. Araçların çevresinde insanlar vardı. El kol hareketleri yapıyorlardı, yardım istiyorlardı. Biz de İHA ekibi olarak sağa çektik. Sonra indik, oradaki insanlara ne olduğunu sorduk. Oradaki insanlar aşağıya bir sivil aracın düştüğünü söylediler. Biz de onun üzerine koşa koşa yardım etmek için, aşağıdaki kazazadeleri yardım etmek için aşağıya indik. Kazalı arabayı gördük. O ilk kazada iki kişi vardı. Bir kişi ölmüştü, diğer kişi de yaralıydı. Benle Umut karşılarında duruyorduk. Umut arkadaşım 112'yi aradı ve olayla alakalı bilgi verdi. Onun üzerine yaklaşık olarak 20 dakika sonra trafik polisi geldi olay yerine. Trafik polisi ilk müdahalesini yaptı. Birkaç dakika sonra da ambulans ekibi ile itfaiyeciler olay yerine ulaştılar. Yanımıza geldiler. Biz de onlarla birlikte orada bekledik. Sağlıkçılar yaralıya müdahale etti. Diğer sağlıkçılar da, yani iki ekip gelmişti. Diğer sağlıkçılar ölünün yanına gitmişlerdi. Muhammed arkadaşımızla Bekir yaralının yanındaydılar sağlıkçılarla birlikte. Sedyeyi aldılar. Ben de onların yanına indim. Tabii yaralının kafası açılmıştı. Çok kötü durumdaydı. Yaralıyı ambulansa ulaştırdıklarında, daha bindirmeden ben kaydımı durdurdum ve onların yanına gitmek için tekrar o yüksek yerden aşağıya indim. O otoyoluna çıkacaktım. Tabii benim indiğim yer, orada bir su kanalı var, betondan yapılma. Onun içinden ya da onun üstünden geçerken bir sesler duydum. Onların, yani zaten o sesleri duyar duymaz ikinci bir kaza olduğunu düşündüm hemen. Anladım. Sola baktım, solumdaydılar. O tarafa baktım. Üstüme siyah bir şeyler geliyor. Tam olarak şu ana kadar ne olduğunu hatırlamıyorum. O şokla direkt bir refleksle kanalın içine çöktüm ve sol elimle şu şekilde başımı örttüm ve şehadeti getirdiğimi hatırlıyorum, bağıra bağıra. Üstüme bir şeyler düştü. Tabii ikinci ses oldu, çarpma sesi. O sesten sonra üstüme bir şeyler düştü. Ama o şeylerin ne olduğunu bilmiyordum. Yani ben orada, hani o anda, o kanalın içine çöktüğümde sadece öleceğimi düşündüm. O yüzden şehadeti getirdim zaten. Bekledim 4-5 saniye. Ortalık sakinleşti. Kazadan dolayı, hani biliyorsunuz, şey olur. Araçlardan parçalar savruldu falan. Onların durmasını bekledim. Daha sonra kalkmaya çalıştım. Kalkamadım. Sol ayağım
dışarıdaydı. Yani hareket ettirebiliyordum ama sağ ayağım hiç çekemiyordum ya da hareket ettiremiyordum. Bir döndüm böyle baktım ayağıma, ayağımın üstünde iki ceset var. İki ceset itfaiyeciler ya da itfaiye ekibinden olan abilerimizin cesetleriydi. İkisi son nefeslerini veriyorlardı. Birincisi öldü. Öldükten sonra yani çok zor bir şekilde ayağımı çektim. Oradan o sert çekmemle birlikte ayağım yaralandı. Arkalarında da bir ceset gördüm. Ama ona bakmadan. Bakmadım. Bakmadan da yukarı doğru o şokla yukarı doğru koşmaya başladım. Otoyoluna doğru. Otoyolun üzerine ulaştığımda çok gerçekten anlatılmaz bir şeyler gördüm. Anlatılmaz sesler duydum. Yani insanların bağırmaları, diğer gelen ambulansçıların cesetleri, itfaiyecilerin cesetleri. Yani sözler yetmiyor derler ya. İşte şu an bu durumu anlatmak için sözlerim yetmiyor gerçekten. Tabii ben çıktığımda bilincimi kaybetmek üzereydim. Başım dönmüştü. Yere çöktüm. Oradan geçen otobüslerden inen insanlardan su istedim. Hemen verdiler. Yere oturdum, su içtim. Kendime geldim. Ya da kendime gelmeye başladım. Ayağa kalktım tekrar. Bir baktım. Bekir arkadaşımı gördüm. Bekir'in yanına gittim. Bekir'de görünen bir şey yoktu. Bekir de bana arkadaşları sordu. Görmedi mi? Söyledim kendisine. Sonra da onların isimleriyle varmaya başladık olay yerinde. Gene bize cevap veren kimse yoktu. Etrafta aramaya başladık ve ambulansın yanında Muhammed arkadaşımızın cesedi vardı. Ben onu giysisinden tanıdım, kıyafetinden tanıdım. Yanına gittim. Onun olduğunu teyit ettim. Sonra Umut'u aramak için aşağıya indim. İlk düştüğüm yere. Benim üstüme düşen itfaiyecilerin arkasında bir ceset vardı. Şimdi uzaktan ona baktım, tanıyamadım. Sonra Umut'un ne giydiğini hatırlamaya çalıştım. Umut sabah siyah bir tişört giyiyordu ve mavi renkli kot pantolonu vardı üzerinde. Kıyafet aynı. Yanına gittim. Daha çok yanına yaklaştım. Yüzüne dikkatli bir şekilde baktım. Tabii yüzüne renk atmıştı yüzü. Bir de hani kazadan dolayı artık yüzüne yağ mı gelmişti, ne gelmişti tam olarak bilmiyorum. Siyah bir şey vardı. Dikkatli bakınca Umut'un olduğunu anladım. Çıkmaya çalışıyordum. Bekir'i gördüm karşımda. Ne dedi? Şu işareti yaptım kendisine. Orada Bekir büyük ihtimalle Umut'u görmediğimi anladı. Yola çıktım. Tekrar Bekir yanıma geldi. Umut nerede dedi. O anda kendisine Umut'un vefat ettiğini söyledim. Başın olsun, başın sağ olsun kardeşim dedim. O da yıkıldı. Bekir'i sakinleştirmeye çalıştık. Daha sonra otobüste sıkışan insanlar vardı. Ambulansçılar zaten pert haldeydiler. Hani ilk başta aynı ekipte gelen kişiler mesai arkadaşlarını orada kaybettiler, cesetlerini gördüler. Çok acı bir durumdu gerçekten. Allah kimseye öyle bir şey yaşatmasın. Hani tam olarak hatırlamıyorum ama yani dediğim gibi büyük ihtimalle biz orada 10.30'da durduk, aşağıya indik. İhbarda bulunduk. Onun üzerine ekipler geldi. Kaç dakika içinde ekipler geldi? Yaklaşık olarak 20 dakika sonra, 15 dakika sonra falan. Yani ama bize saatlerce geldi. Gerçekten. Sonra ben bunu nereden söylüyorum? Benim aldığım görüntülerden ya da o görüntülerdeki görüntülerin detaylarında yazılı olan bilgilerden söylüyorum bunu. Ama gerçekten orada beklememiz saatler gibi sürdü. Ya da bize öyle geldi.
Yani şimdi ekiplerin 20 dakika sonra geldiğini varsayarsak, ben son görüntüyü karşıdan 11 sabah 11.03 geçe de aldım. Yani 15 dakika 10 dakika diyebiliriz. Ben bunun gibi anıları Suriye'de yaşamıştım. Yani Suriye'de bulunduğum süreçte yaşadım. Sanki bir savaş alanı gibiydi. Biz orada o kenara çekilen insanları görünce aklımıza sadece yardım etmek gelmişti. Herhangi bir görüntü alma veya haber yapma veya başka bir şey aklımıza gelmemişti. Hepimiz dördümüz koşarak araçtan indik, o insanların yanına gittik, durumun ne olduğunu öğrendik. Daha sonrası kaza yapan aracın olduğu yere hepimiz koşarak indik. Bizimle birlikte ilk başta birkaç tane sivil vatandaş vardı. Ekipler geldikten sonra, yani bizim ihbarımız üzerine gelen polis, itfaiye ve sağlık personeli olan arkadaşlarımız geldikten sonra sadece bir sivil kaldı bizimle birlikte, yaralıyı taşıdı, diğerleri gitmişlerdi.